Organize Sanayi Bölgeleri ve kobilerin ekonomideki yerini, e, önemini e, Ostim özelinde OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'la konuşmak istiyoruz. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet oradan başlayalım yani biz bu programda aslında hem organize sanayi bölgelerinin hem de COBİ'lerin önemini fırsat buldukça vurgularız. Ama OSTİM özelinde bakarsak OSTİM'in ve yarattığı ekosistemin büyüklüğü için neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize de buradan saygılarımı sunuyorum. Tabii bizim bulunduğumuz bölge bir kobi e, merkezi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve Türkiye'deki e, sanayinin e, bir prototipi diyebiliriz Ostim için. Ankara için ise tabii e, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmuş ama daha sonra Ankara'nın sanayileşmesine de bir şekilde e, damga vurmuş bir bölge bizim bölgemiz. Şu anda 6.500 küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. Ee, bölgemizde tabii biraz büyüyen ve gelişen firmalarımız da diğer sanayi bölgelerine e, daha büyük e, alanlara taşınıyorlar. E, ama küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi her zaman çok e, farklı. Çünkü onlar e, ana sanayilerimizin yan sanayisini oluşturuyorlar. ...Türkiye'de bildiğiniz gibi... E, ...aslında kobiler... ...Türk sanayisinin %98'ini... ...oluşturuyor. Esas... E, ...sanayi dediğimiz zaman aklımıza... ...küçük ve orta ölçekli işletmelerin... Evet. ...oluşturduğu grup gelmesi lazım. İhracatın da çok önemli bir kısmını... ...kobiler yapıyor. Elbette. E, şöyle bir şey var. Aslında ihracatta kobilerin rakamları... ...tam istenilen şekilde... ...gözükmüyor. E, benim dinlediğim... E, Konuşmalarda veya raporlarda kobilerin ihracatı biraz daha düşük gözüküyor. Oysa kobilerin ihracatı daha çok ana sanayiler üzerinden gittiği için otomotivde, savunmada Hı -hı. daha çok oradaki rakamlara yansıyor. Oysa esas bunun arka planı tabii ki kobler, ee, esas üretimi yapan, ihracatı yapan, dolaylı ihracatı yapan kobler. Dolayısıyla ülkemizde de istihdamın önemli bir kısmını yine kobiler oluşturuyor. Yani COBİ'ler her zaman şöyle bir genel şeyden bahsediliyor. Yani büyük, illa büyük illa büyük olacak diye bir şey yok. Kobiler daha şeye yakın dönüşüme, değişime, esne üretime, inovasyona, yenilikçiliğe daha yatkın kuruluşlar ve e, bir takım değişimlere de ayak uydurma özelliği çok yüksek olan kuruluşlar. Ee, bir dönem hep şu konuşulurdu ...Kobiler için. E, ...çoğunluğu aile şirketi işte RGE önem verilmiyor o yüzden e, profesyonel e, yönetilmiyor vesaire denirdi ama. Bu, bu da artık geçmişte kaldı değil mi? Yani özellikle ikinci, üçüncü kuşakların gelişiyle... ...daha eğitimli kuşakların e, gelişiyle... ...ARGE'ye önem veren, bilime önem veren... E, ...kobilerle karşı karşıyayız artık. Elbette. Yani. Çünkü dünyadaki bu değişim, dönüşüm ve rekabet... ...zaten sizi hayatta ve ayakta kalmak e, durumundaysanız... ...zaten bunları yapmadan e, yaşayamazsınız. Rekabet edemezsiniz. Bulunduğunuz yerde e, duramazsınız. Dolayısıyla şartlar sizi buna zaten mecbur kılıyor. Yani kobi dediğimiz zaman da e, mesela dünyanın fuarlarına gittiğiniz zaman o elinde çantayla dil bile bilmiyor olsa hı hı. gidip oralarda ürününü satmaya çalışan, efendim e, ihracat yapmaya çalışan, e, Türkiye'nin ekonomisine katkı yapmaya çalışan insanları görüyorsunuz. Daha dinamik, daha heyecanlı, daha aktif insanlar e, dünyanın her yerindeler. Onları gördüğünüz zaman gerçekten e, şeyiniz artıyor, heyecanınız artıyor. E, ve bulundukları yerde de dünyayı takip etmek zorundalar. E, tabii bunları e, kendi başlarına bu rekabeti yaparken e, biz aynı zamanda kendi bölgemizde onların ortak sorunlarının çözümünü yönelik işte bu kümelenme dediğimiz e, organizasyonları bunun için yapıyoruz. Devlet de, Ticaret bakanlığımızda. ...bu yapıları destekliyor Sanayi Bakanlığımızda. Ee, bireysel olarak yaptığımız işlere ilaveten ayrıca ortaklaşa rekabet yapmak için... ...birlikte rekabet ve birlikte işbirliği yapmak için de bir takım ortamların... ...dünyada da karşılığı olan ortakların, ortak yapıların mevcudiyeti de onlara tabii değer katıyor. Mesela bizim bu kümelenme dediğimiz çabalar buradan doğuyor... Biz bu e, sektörel olarak e, firmalarımızı e, aynı zamanda bir e, çatı altında, bir organizasyon altında e, birleştirerek onların rekabet güçlerini arttırma konusunda da çaba gösteriyoruz. O zaman Kobi sadece kendi e, değil bir e, işbirliği kümesine dönüşüyor, işbirliği organizasyonuna dönüşüyor, birbirini tamamlayan, birbiriyle beraber işbirliği yapan bir daha büyük bir sinerji oda haline gelebiliyor. Evet yani sadece rekabet değil. Mesela farklı e, ürünlerin üreticileri mesela ihracat konusunda da birbirlerine destek olabiliyor. Yani öyle bir sinerji doğuyor değil mi organize sanayi bölgelerinde? E, tabii ki bunu yapan sanayi bölgelerimiz var. E, özellikle e, ben hani çok da fazla e, abartmak istemiyorum bölgemi ama bizim bölgemizde bu tür çalışmalara biz çok ağırlık veriyoruz ve buna inanarak yapıyoruz. Çünkü gelişmiş ülkeler, dünyadaki gelişmiş ülkelerin modeli böyle. Hı hı. Cluster diyorlar. İşte e, işbirliği organizasyonları. Birbirini tamamlayan, birbiriyle birlikte işbirliği yapan o gruplara biz küme diyoruz. Hı hı. Şu anda bizim bölgemizde bunun uygulamaları yedi tane küme var. Burada firmalarımız var. Yerli üretici firmalarımız var. Şey yok, e, tüccar ve e, ithalatçı firmaların dışında sadece üretime odaklanmış firmalar var. E, bunları Ticaret Bakanlığımız da özel bir projeyle destekliyor. URGE diyoruz biz ona. Uluslararası Rekabeti e, Geliştirme Projesi. E, bu proje kapsamında firmalarımızın rekabet gücünü arttırmak için bir danışmanlık e, firması gelip bizim firmalarımızı tek tek röntgenini çekiyor onların e, bulunduğu durumu tespit ediyor. Daha sonra olması gerektiği yeri e, tespit ediyor ve bu yolculuğu nasıl yapması gerektiğiyle ilgili onlara bir reçete, bir rapor yazıyor. Hı hı. Sonra bu e, ortaklaşa çıkmış raporu biz tek tek adım adım hangi eğitimleri göreceğiz, hangi eksiklerimizi tamamlayacağız, hangi fuarlara katılacağız, beraber neleri yapacağız bir yol haritası çıkarıyoruz. Ve bu, bunun sonucunda firmalarımız bulunduğu yerden daha farklı bir e, yüksekliğe çıkmış oluyorlar. Sürekli gelişiyorlar, sürekli değişiyorlar. Ve dünyadaki emsalleriyle de e, rekabet edebilecek e, bir e, güç kazanıyorlar. Biz bunu çok gittiğimiz yerde çok net görüyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Çin'inden, Almanya'sından, Amerika'sına kadar, e, uçtan uca Afrika'sına kadar firmalarımız dünyadaki... ...rakipleriyle er meydanında... E, ...ürünlerini tanıtıyorlar... ...satıyorlar, uğraşıyorlar ve bu işi... ...gerçekleştirebiliyorlar. Gerçekten e, takdire şayan... E, ...dolayısıyla... ...Kobilerin bu enerjisi... E, ülkemizi en önemli taşıyıcısı bence... E, ...bu insanlar... E, ...yani sürekli... ...bütün bu zorluklara rağmen... ...üretim yapıp ürününü... ...hem yurt içinde hem yurt dışında... ...satmaya çalışan bu insanları ben de... ...gerçekten yürekten tebrik etmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Ve onlara hizmet etmekten dolayı da kendimi şanslı hissediyorum. Evet yani ağır ekonomik koşullar altında... ...finansman zorlukları altında... ...üreten herkes çok değerli. Üretmeye devam eden herkes çok değerli bu ülke için. Peki şimdi bütün bu anlattıklarınız... ...artık bir süredir de... E, ...üniversite sanayi işbirliği ile de... ...destekleniyor değil mi? Aynen. Yeni şimdi, profesyoneller yetişiyor. Şimdi tabii orada. bu COBİ'lerimizin... E, ...üretim yapan firmalarımızın e, sorunları diye... E, ...tanımlandığı zaman... ...birkaç tane başlık sıralanıyor. Bunlardan bir tanesi işte finansman... ...bir tanesi... E, ...üniversite sanayi işbirliği... ...ve katma değeri yüksek ürün... ...üretme dedikleri bir şey var... Bunun için aslında kitaplarda, raporlarda yazılı şeyler var, ee, tarifler var. Mesela işte e, teknoparklar, üniversite sanayi işbirliği için önemli arayüzler. Hı hı. İşte üniversitelerin sanayiyle işbirliği yapması gibi tarifler var ama bunu nasıl yapacağız? Yani bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Sorusunun e, içi çok şey değil, e, dolu değil. Biz de kendi bölgemizde bu sorunlara cevap üretmek için sanayi ile üniversiteyi buluşturmak için teknolojiyi buluşturmak için Türkiye'de en önde işler yapmaya çalışıyoruz. Bölgemize ilk defa yıllar önce Ortadoğu Teknik Üniversitemizin teknoparkını bölgemize hı hı. bir kampüsünü açtık. Bir başlangıç olsun diye ve teknoparklar daha çok üniversitelerin kampüsündeyken daha sonra biz onların sanayi bölgelerinde de yaygınlaşmasının önemli olduğunu hep anlatmaya çalıştık. Daha sonra bakanlıklarımız da bunun doğru bir şey olduğunu düşünerek teknoparkları organize sanayi bölgelerinde de kurma konusunda bir şey oldu, bir başlangıç oldu. Şu anda aynı zamanda biz Ankara'da yine 7 tane üniversitenin ortak olduğu bir teknoparkı da kendi bölgemizde kurduk. Bu tam üniversite sanayi işbirliğinin tanımına uygun. Yani Ankara'daki hmm. 7 tane üniversite bizim teknoparkımızın ortağı. Bunlar Atılım Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya, Hacettepe, Ostim Tekno Üniversitesi bizim şeyimiz. Hmm. ortaklarımız içerisinde burada amacımız şu. Bu üniversitedeki birikimle sanayideki kobiler arasındaki iletişimi artırmak, işbirliğini artırmak ve bu katma değeri yüksek ürünü üretmenin yolunu yöntemini oluşturmak. Bunu tam gerçekleştirebiliyor muyuz? Çaba sarf ediyoruz. Yani tam yazıldığı gibi olmasa da bunun hayata geçmesi için sürekli çaba sarf ediyoruz ve bunun peşini kovalıyoruz. Aynı zamanda tabii biz hem üniversitelerimizde işbirliği yapmış olmakla beraber yine bir organize sanayi bölgesinde. Tam sanayinin içinde sanayicilerimizin bulunduğu yerden daha yukarıya bir yere geçmeleriyle ilgili olarak iç içe bir teknik üniversiteyi de biz organize sanayi bölgesinde bir model bir model olarak bunu kurmuş olduk ve bunun da şu anda şeyini görüyoruz sonuçlarını çok gerçekten yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu görüyoruz. ...hem e, oradaki öğrencilerimizin... ...hem hocalarımızın... ...hem de dışarıdan bakanların... ...bunun e, doğruluğuna inandığını... ...çok net e, görebiliyoruz. Mezunlarımızı verdik. Ailelerimiz bu çıkıştan çok memnun oldular. Gerek iş yeri... ...iş başı eğitimi diye bir program var. Direkt öğrenciyi sanayinin içine... ...işin içine... E, ...sokuyorlar hocalarımız. E, ve e, mezun olan öğrenci de... ...büyük bir özgüvenle... ...zaten sanayinin içinde bulunmuş olmanın, o kültürü biraz daha fazla yaşamış olmanın özgüveniyle e, piyasada daha çok karşılığının olduğunu e, görmek bizi de gerçekten e, memnun ediyor. Bir de sadece teknik konularda değil yani dış ticaret okuyan da orada işbaşı eğitimde e, çok şey öğrenebiliyor. Muhasebe finansman okuyan da gidip oradaki firmalarda çok şey öğrenebiliyor ve e, Serdar Hoca rektör yardımcısı gelmişti bize. E, %90'ın üzerinde galiba değil mi iş bulma oranı? E, büyük evet yani arasında. şu anda yüzde 90'lara varan tabii ki mezunlarımızın iş bulma ihtimali yüksek ee, dış ticaret dediniz mesela çok örnek bir uygulama var ee, biz de onu yeni keşfettik ee, bir firmamız e, uluslararası ticaret yapan bir firmamız o sistemde büyük bir ofis açıyor ve şu anda bunu görmenizi çok isterim 80 ülke masası oluşturmuş 80 ülke masası oluşturmuş ofislerin ofisleri ayrı ayrı kurmuş bu masalara da bizim 80 ülkeden gelen öğrencilerimizi oturtturmuş kendi dış ticaret elemanı var hmm. ama bu inanılmaz bir şey yani bu çok inanılmaz ve bizim hayalimizi aşan bir şey bu öğrenciler hem İngilizce biliyorlar hem de kendi ülkesinin dilini biliyorlar. E, ticarette de de kendi diliyle karşı taraftaki insana hitap etmek ticaretin en önemli e, bariyerlerini aşmak için en önemli duyması gereken en güzel cümleyi kurabiliyor. Baştan güven sağlıyorsunuz Dolayısıyla bu model e, bu adamın sen hani nereden geldin kardeşim dediğimiz zaman çok enteresan bir cevabı var. Ben sizin üniversitenizdeki bu yapıyı keşfettiğim için Kırık kaleden Ankara'ya taşıdım şeyimi, sistemimi ve buraya yatırım yaptım. Sizin öğrencileriniz ve sizin bölümünüzdeki hocalarla beraber çalışıyorum ve öğrencilere de ayrıca harçlık veriyorum. Yani bu öğrenci evet. burada yetiştiği zaman dış ticarete öğrendiği zaman düşünün yani ne kadar doğal organik yani hayatın içinde. E bunun mezun olduktan sonra iş bulma gibi bir sorunu olmaz. Bu adam zaten bu işi yapıyor vaziyette ayrılacak orada. Bir de meslek lisesi var galiba değil mi? Bir de meslek lisemiz var, özel meslek lisemiz var. Bizim bölgemizde bir çıraklık eğitim merkezimiz var. Mesleki eğitim merkezi yeni adıyla. Bu Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı. Burada da işbaşı içinde öğrenen öğrencilerin okul boyutu. Bir de endüstri meslek lisemiz var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'yla çalışan Milli Eğitim Bakanlığımıza ait. Buna ilaveten bir tane de özel bizim kendi bölgemizde oluşturduğumuz bir yapı daha var. Bu da çok şu anda cazibe merkezi olmuş. Bu da aslında ara eleman sorununa çözüm. Aynen. Yani firmaların sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek üzere oluşturulmuş okullar. Bunları sanayiyle ilişkilerini kurup oraların daha iyi yetişmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda yine bizim Gazi Üniversitemizle beraber oluşturduğumuz bir meslek okulu daha var. Yine sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulmuş. Dolayısıyla eğitimin her... E, ...ayağı, her... E, ...seviyesi sistemde var. Sanayide var. Bu bize güç katıyor. E, dolayısıyla... E, ...bir anlamda da bunları biz... E, ...olması gereken... E, ...prototip uygulama gibi. Yani bakın işte böyle yapılması lazım, böyle olması lazım. Eğitim ve şeklinin... ...üretimle buluşmasının şeyi... E, ...bu şekilde olması lazım diye... ...hem teknoparkımız örnek hem meslek okulumuz örnek hem özel lisemiz örnek hem üniversitemiz örnek ve bunu aynı zamanda diğer bölgelere, diğer şehirlere de paylaşma anlamında da son derece şeyiz, açız kim neyi görmek istiyorsa buyursun diyoruz. Hatta biraz da şeyimizi aşarak şu anda uluslararası <laughs> uluslararası tarafa da geçmeye çalışıyoruz. Hem organize sanayi bölgesi kurma hem teknopark kurma hem de üniversiteler arası işbirliği yapma konusunda da bizim dünyada birçok zaten teknos organize sanayi bölgemizin yaptığı çalışmalar var. Aşağı yukarı 20 30 yıldır gittiğimiz her ülkede bir şekilde orayla bir ilişki bir irtibat bir sözleşme bir anlaşma yapıyoruz. Onların hepsini şu anda şeye çevirmeye çalışıyoruz. Bir ee, ...bir e, sinerjiye e, çevirmeye çalışıyoruz. Şu anda da Özbekistan'da bir model çalışmamız var. Orada bize bir bölge tahsis ettiler, alan tahsis ettiler. <laughs> Devlet. Gelin burada Austin'daki uygulamaları burada da bizim için de yapın. Ee, şu anda ona çalışıyoruz. Şu anda orada bizim e, şantiyemiz var. Orada bizim adamlarımız var. Orada bizim şirketimiz var. Biz hem Türk dünyasında hem İslam dünyasında hem de bütün ülkelere hitap eden Afrika'da olmak üzere bu network'ü genişletmek istiyoruz. Peki, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın. OSTİM tek programda konuşulmayacakmış, onu anladık. <laughs> Özellikle şu yurt dışı projeler başta olmak üzere diğer konuları... Konuşacağımız bir program için şimdiden söz alayım mı size? Hay hay, her zaman, ne zaman isterseniz gelir, konuşuruz. Bizde konuşulacak şey var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür için. ediyorum herkese saygılar sunuyorum.